Seninle değil bir saat, bir dakika konuşmak aslında hata. Bu ilişkinin son adı umutsuzluk. Evet sayın seyirciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasılsınız bakalım. Bugün yine benim uyuz olduğum kadar sizleri de uyuz edecek bir konu başlığıyla da karşınızdayım. Nedir videonun konusu? Ne trans kadın, ne trans erkek, ne trans non-binary. Bilip bunların hiçbirine varmayanın kaçtığı en son liman olan trans birey ne demektir? Bugün trans bireyin ne demek olduğunu, trans birey denildiğinde aslında ne demek istenildiğini irdeleyeceğim bir videoyla da karşınızdayım. Hazırsanız eğer, haydi başlayalım. Bom 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 bom. Güm 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 güm. Evet, trans birey demek, ne desem inanırsın demek. Trans birey demek, ne yapsan olmuyor gözüm de demek. Trans birey demek, ne öyle ne böyle demek. Trans birey demek, saygımız baki, en az korkumuz kadar da demek. Trans birey demek, doğru olmayan bir şey söyleyeceğim diye aklım çıkıyor demek. Trans birey demek, ne kadın demeye ne erkek demeye dilim varmıyor da demek. Trans birey demek, kadın olamayacak kadar erkek, erkek olamayacak kadar kadınsın da demek. Trans birey demek, bir şeysin ama ben de tam olarak bilmiyorum demek. Trans birey demek, hay Allah ya, nereden çıktı şimdi bu soru demek. Trans birey demek, benim eşitlenme fobim var demek. Trans birey demek, korkaklıktır. Trans birey demek, ikiyüzlülüktür, sahteliktir. Trans birey demek, dili varmamaktır. Trans birey demek, kişiyi egzotize eder, yabancılaştırır, öteler ve ötekileştirir. Trans birey, hanım ya da bey demektir. Yani trans hanım, trans bey demek gibi bir şeydir demek istiyorum. Trans birey demek, ne diyeceğimi şaşırdım şimdi, bir dakika demek. Trans birey demek, yine çalışmadığım yerden çıktı görüyor musun bak demek. Trans birey demek, hoca yine bana taktı ya falan demek. Trans birey demek, büte kalmak demek. Trans birey demek, seni muhatap almıyorum demek.
Trans birey demek çok şey söyleyip aslında hiçbir şey söylemiyorum demek. Trans birey demek merkezden uzaklaşmak demek. Trans birey demek hedefi ıskalamak demek. Trans birey demek dili varmamak demek. Trans birey demek ağzına alamamak demek o kelimeyi. Trans birey demek üstüne yakışanı giyememek demek. Trans birey demek vuran ayakkabı giymek demek. Trans birey demek ağzından çıkanın kulağının duymuyor oluşu demek. Trans birey demek mesafedir. Şöyle yaptım ama öyle yapmamam gerekirdi. Trans birey demek sahtelik ve soğukluk demek. Trans birey demek kadrolar sıkışık demek. Trans birey demek hoca bizi kayırıyor demek. Trans birey demek çikolatalı ya da frambuazlı pastanın üzerindeki asla yenmeyen pasta süsüsün demek. Trans birey demek ya da dememek işte. Tüm mesele belki de bu. Teşekkürler Shakespeare. Trans birey. Sensin trans birey kaldı ki hani. Ben trans birey değilim. Birey ne demek? Birey. Birey. Sensin birey. Hetero birey. Hetero bireyler çok trans birey diyorlar. Trans bireyler birbirlerine trans bireyler demiyorlar. Ay benim de trans birey bir arkadaşım var demiyorlar. Ama hetero bireyler hep trans birey diyorlar. Neden birey diyorlar? Eşitlenme korkuları var çünkü bizimle. Trans kadın diyemiyorlar. Trans erkek diyemiyorlar. Onlar LGBT vardır biri diyemiyorlar. Dilim sürçüyor olabilir ama yine de diyemiyorlar. Hetero bireyleri de suçlayamam ki. Onlar da bilgiden yoksunlar. Bilgiden muaflar. Bilgi onlara özgürce akmıyor. Onlar sadece kendilerine dayatılanı alıyorlar. Sadece dünyada kendileri vardır zannediyorlar. LGBT yoktur zannediyorlar. Ben yolda yürüyorum ya mesela işte. Travestiyim Allah'ına kadar falan hani böyle. Şey 100 metreden travesti geliyor anlaşılıyor yani hani bir şekilde anlıyorlar. Ben anlamıyorum aynaya bakınca bakayım. Travesti birey. Travesti birey geliyor. Oo. İnsanların kanları canlanıyor. Ruhlarına kan gidiyor falan beni görünce falan. Hetero sevgililer el ele tutuşuyorlar falan. Önce bana bakıyorlar sonra birbirlerine bakıyorlar hani. Ona bakıyor mu, onun ağına takıldı mı falan gibilerinden. Ben tamamen arzu nesnesiyim, birey değilim. Ben gece güzel sıkışıyorsunuz falan diye. Güzel sıkışıyorsanız eğer sebebi benim yani hani. Yolda beni gördünüz, benimle ilgili türlü fanteziler kurdunuz. Ben ya da o, hepimiz travestiyiz. Herkes rahat olsun. Şu an bu videoyu izleyen herkes travesti. Evet.
Haydi travestiler. Dökülün sokaklara. Evet. Hetero çift görünce bana bakıyorlar ya. Ama kafede oturup kahvaltı ediyor olsunlar. Ama karşıdan yoldan yürürken bana doğru geliyor olsunlar. Veya ben onlara doğru gidiyor olayım. Bakıyorlar ya. Eskiden mesela şey yapıyordum. Bunu başka bir videoda daha detaylı anlatacağım. Ama eskiden bana bakıp da birbirlerini dirsekleyenleri falan filan falan yapıyordum. Şimdi öyle yapmıyorum. Eğer yaptığım oluyor. Aptal saptal falan. Genelde de aptal saptal insanlar var hep sokakta. O yüzden çıkmıyorum. Hani zaten bizi sokağa çıkartmıyorlar ya. Ay siz bizim için çok değerlisiniz. İnciler kadar değerlisiniz. Elmaslar, pırlantalar kadar değerlisiniz. Dışarısı aptal saptal tipler var ablacığım. Biz sizi o yüzden dışarı çıkartmak istemiyoruz. Oturun siz pembe fanusunuz da falan diyorlar aslında. Hani bizi politik olarak baskılayan devlet politikalarının alt okuması böyle bence. Hani zaten hani dışarı çıktığında da ay haklılarmış kız yürütmemekte, dışarı çıkartmamakta falan oluyorsun yani. Hani bildikleri bir şey varmış demek ki falan filan oluyorsun. Neyse artık böyle yolda gören, bakan, alıkan, birbirini dürtekleyen falan filan. Herkese ayrı silahım var. Herkese ayrı silahımı çıkartıyorum. Başka bir videoda buna çok detaylı bir şekilde savunma taktikleri ve savunma sanayi başlığı altında detaylandırabilirim. Tabii ki de cephaneliğimizi görsün herkes. Zaten anlayan anlar, hani görmekte sorun yok, bu nasıl kullanılıyor ya, hani bak, bakmakta sorun yok ama nasıl kullanıldığını bilmediğin noktada anlam da veremezsin ki. Ben anlatırım, onu anlayan anlar sadece. Travesti kardeşim, go girl. Evet, komşularım pikniğe çıktılar bahçeye, neyse. Belki işte şey. Ha ne diyordum? Ha sevgililer bakıyor ya böyle falan filan. Hangisi bakıyorsa yapıyorum. Çocuk bakıyor genelde. Karşı konulmaz cazibeme aşkım. Ben de yapıyorum. Yaptığım gibi hemen başlarını çeviriyorlar. Hizaya geliyorlar yani. Ben de onları fotoğrafını çekmiş oluyorum. Ben öpücük atınca kız hemen çocuğa bakıyor hani. İlk işi kim attı falan filan diye. Bana ne, benden sonra kavga etsinler, ayrılsınlar. Yıkıcı bir enerjim var demiştim, kaldı ki. Evet. Dün akşam gece 3'te uyku tutmadı. Trans birey rüyama girdi. Ne demek istiyorlar bu trans birey demekle falan oldum yani. Gece 3'te oturdum, metin çıkardım falan. Videonun ilk kısmı. Kat anlaşılacağı üzere metne dayalı bir propaganda ve öyle ya işte, çok konuşmayayım ben şimdi. Güzel çocuklar dikkatimi dağıtıyorlar çünkü güzel komşularım var. Komşu fanteziniz var mı? Komşu fanteziniz varsa yorumlar kısmına yazın. Ne gibi komşu fantezileriniz var? Bunlar fantezi düzeyinde mi kaldılar yoksa gerçekliğe ulaştılar mı? Gerçekliğe ulaşan komşu fantezileriniz varsa bu hikayelerinizi de duymak isterim aşkım. Sizi baştan çıkartmak için yaratıldım ben.